Hepinizi öncelikle saygıyla selamlıyorum. Evet. Sempozyum başkanı ancak aramızda bulunamayan Profesör Doktor Mim Kemal Üke'nin mesajını okuyorum. Değerli konuklar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Denizciliğin ne kadar önemli, hatta hayati derecede önemli olduğunun bilincini, Türk denizciliğine eğilmenin ise ciddi bir sorumluluk olduğu kaygısını hep beraber taşıyoruz. Sizlerin akademik emek ve değerlendirmeleriyle sempozyumumuzun başarılı ve istifadeli geçeceğine inanıyorum. Aranızda bulunamamaktan dolayı fevkalade üzgünüm. Elimde olmayan bazı nedenler İstanbul'dan ayrılmamı engellemiştir. Özrümün kabulünü rica ederken tertip heyetine ve emeği geçen herkese şükranlarımı ve siz bütün konuklara saygı ve selamlarımı sunmak istiyorum. Profesör Doktor Mim Kemal Öke. Konuşmalarını yapmak üzere Turgut Reis Belediye Başkanı Sayın Mehmet İnçberk'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Vali, Sayın Kaymakamım, Sayın İlçe Belediye Başkanı, Sayın Belde Belediye Başkanları, İlçe Protokolümüz, Sayın Sempozyum Düzenleme Kurulumuz, çok değerli konuşmacılarımız, saygıdeğer katılımcılar, değerli basın mensupları ve sevgili hemşerilerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada gerek yurt içinde gerek yurt dışında gelerek Turgut Reis hakkında yaptıkları araştırmalar neticesindeki önemli bilgileri bizlerle paylaşacak değerli akademisyenlerimiz, Türk Deniz Kuvvetlerimizin değerli mensupları, değerli araştırmacılar, sempozyumumuza şeref verdiniz. Sizleri Turgut Reis'te ağırlamaktan büyük bir onur duyuyoruz. Bodrum Yarımadası'nın en güzel beldelerinden biri olan Turgut Reis'in Karabağ Mahallesi'nde dünyaya gelen, Türk denizcilik tarihinde adından oldukça fazla söz ettiren Amiral Turgut Reis'in ana teması içinde oluşturulan ilk uluslararası sempozyumun Turgut Reis'te gerçekleştirilmesinden büyük bir memnuniyet duymaktayım. Sempozyum boyunca yapılacak sunuşlarda verilecek bilgilerle gelecek kuşaklarımız ve sevgili halkımız Amiral Turgut Reis'in kazanmış olduğu başarılarını, Osmanlı denizcilik tarihinde kazandırdıklarını en doğru kaynaklardan öğrenme imkanı bulacaklardır. 3 gün boyunca farklı salonlarda, farklı konu başlıklarından oluşan oturumlarda tam anlamıyla bilgi şöleni gerçekleşecektir. Sempozyum konularıyla genç nesillerimize olumlu yön verecek bilgi dağarcıklarını genişletecektir. 27-28 Mayıs 2011 tarihinde 1. Turgut Reis Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumu'nun ilkini gerçekleştirdik. O zaman katılan değerli akademisyenlerimiz bildirileriyle hazırladığımız kitabı Turgut Reis Belediyesi Kültür ve Sanat Yayınları adı altında kitap haline getirerek Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlediğimiz imza günüyle halkımıza ücretsiz olarak dağıttık. Turgut Reis Belediyesi Kültür ve Sanat Yayınları ile gelecek nesillerimizin önünü açmaktayız. Ümit ediyorum ki 2. sempozyumun da sonunda hazırlanacak kitap geleceğimize ışık tutacaktır. Gelecek nesillerimizde sağlıklı bir Turgut Reis bilinci oluşturulacaktır. Amacımız beldemizin adını aldığı Amiral Turgut Reis adına yaraşır şekilde yaşatmak, gelecek kuşaklara öğretmek ve Türk denizcilik tarihinin hak ettiği önemi kazanmasını sağlamaktır. Bu amaçla çıktığımız yolda ikincisini uluslararası platformda ve geniş katılım ile düzenledik. Alanında uzman akademisyen ve araştırmacılarımız davetlerimizi geri çevirmeyerek bizlerle bugün buradalar. Turgut Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumu'nun önümüzdeki yıllarda da düzenlenmesi için Turgut Reis'ler olarak üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız. Sempozyumun oluşumunda bize destek ve bilgilerini esirgemeyen Türk Deniz Kuvvetleri'ne, Muğla Belediyesi'ne, Bodrum Kaymakamlığı'na, Bodrum Belediyesi'ne, Marmara Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne, Bodrum Ticaret Odası'na, Bodrum Deniz Ticaret Odası'na,
Demer'in Turgut Bey istimarine, Turgut Bey Belediyesi personeline, Turgut Bey Belediyesi Şekil Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletirim. Sempozyumun hayırlı ve uğurlu olmasını diler. Hepinize saygılar sunarım. Sayın konuklar, konuşmalarını yapmak üzere Bodrum Belediye Başkanı Sayın Mehmet Kocadun'u kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Kaymakam, değerli belediye başkanı arkadaşlar, akademisyenler, Türkiye'nin çok değerli tarih profesörleri. Hepinizi yine Bodrum'a mal olmuş Halikarnas balıkçısının merhabasıyla selamlıyorum. Bodrum'umuza hoş geldiniz. Bodrum, tarihi boyunca hep yüzünü denize dönmüştür. Ve şöyle bir baktığımızda, birçok uygarlıklara ev sahibi yapan Bodrum, ilk bayan amiralimizi Artemis'e çıkarmıştır tarihinde. Tarih Bodrum'la başlamıştır. Çünkü tarihin babası Herodot, Bodrum doğumludur. Dönüp baktığımızda, Osmanlı'ya geldiğimizde, yine Barbaros Paşa'dan sonra en büyük Türk denizciliğinde aktör üstlenmiş Turgut Reis'imiz de bir Bodrumlu olduğunu şerefle ve onurla burada bir defa da belirtmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Evet, Bodrum'a baktığımızda Osmanlı kadırgalarına ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı tersanemiz mevcuttur. Sonra bu denizcilikten süngerci ve balıkçı kayıkları üreten Bodrum, şu anda Akdeniz'de kuğu gibi süzülen Bodrum kuletlerini Türk halkına ve dünya denizciliğine sunmuştur. Bunlar hep bizim gururumuzdur. Bunun için bugün burada Türk denizciliğinin geçmişiyle, Bodrum'un denizciliğiyle yüzleşmek ve tarihimizde bir ışık olmak, önümüzdeki umutlarımızın bir parçası olması dileğiyle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanlarım, saygıdeğer katılımcılar, değerli basın mensupları, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Denizcilik tarihinde Türkiye'nin ve Türklerin yeri muhakkak ki çok önemli. Türk denizcilik tarihinde ise Barbaros Hayrettin Paşalar gibi, Turgut Reisler gibi çok önemli şahsiyetler öne çıkmaktadır. İşte bunlardan Amiral Turgut Reis, kentimizde, beldemizde, köyümüzde dünyaya gelmiştir. Ve Türk denizcilik tarihine altın harflerle çok büyük başarılar yazdırmıştır. Biz geçmişimizi bilmezsek geleceğe emin adımlarla yürüyemeyiz. O açıdan geçmiş olaylarımızı, şahsiyetlerimizi, tarihimizi bu sempozyumlar bir kez daha gözler önüne sermekte ve geleceğimize verilecek olan yönün belirlenmesinde çok önemli bir rol oynadığını düşünmekteyim. Birincisi 2011 yılında yapılmıştı Turgut Reis ve Türk Denizciliği Sempozyumu'nun. İkincisinin uluslararası olmasından ve çok önemli öğretim üyelerimizin sunuş yapmalarından büyük bir mutluluk duyduğumu burada ifade etmek istiyorum. Sempozyumumuzun başarılı geçmesini diliyorum. Gelen misafirlerimize kentimiz adına hoş geldiniz diyorum ve hepinizi saygılarla selamlıyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Muğla Valisi Sayın Mustafa Hakan Güvençeri kürsüye davet ediyorum efendim. Çok değerli, saygıdeğer misafirlerimiz. Bugün bu anda bu salonda çok özel bir gündemle bir araya gelerek her zamankinden farklı bir
açıyla biz baktığımız için ve her zaman kimden farklı bir dikkatle sesine kulak verdiğimiz için bugün bizlere çok farklı şarkılar söyleyen güzel Ege'nin ve Akdeniz'in dingin mırıltılarının eşliğinde bu sese doğanın, tarihin, insanlığın sesine yeni bir ses katmak gayreti niyetiyle bizlerle bu anı paylaşan siz değerli konuklarımızı bu saygıdeğer katkı gayretini duyduğum özel saygıyla ve samimiyetle selamlıyorum. Aramızda çok değerli misafirlerimiz var. Sunumlarıyla bu sempozyumu değerli kılacak. Tarihimize, günümüze, tarihten ve bugünden yola çıkarak geleceğimize bilimsel anlamda katkı sunacak değerli akademisyenlerimiz var. Ben öncelikle şahsım, vilayetim, Bodrum ilçemiz, Yalıkavak beldemiz, tüm Muğla'lı hemşehrilerimiz adına şükran duygularımla sempozyumumuza katkı sunacak tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Hepimiz adına onlara çok çok teşekkür ediyorum. İkinci teşekkürü ve kutlamayı herkesten önce bütün ciddiyeti ve ağırlığıyla Yalıkavak beldemiz, Yalıkavak belde belediye başkanımız, belediye meclisimiz ve değerli Yalıkavak Belediyesi Turgut Reis çalışanları hak ediyorlar. Başkanım niye öyle şaşırarak bakıyor dedi. Ben de merak ediyordum. Kusura bakmayınız. İnşallah tecrübe en azından Turgut Reis olarak geçmiştir. Efendim? Dün malumunuz Yalıkavak'taydım. Demek ki Yalıkavak'tan Turgut Tiresi biraz gecikerek gelmişim. Kusura bakmayınız. Neyse önemli olan isim değil. Önemli olan bu çalışmanın hepimiz için taşıdığı özel önem ve Turgut Tiresi belediyemizin ve tüm çalışanlarının bu içten teşekkürü ve takdiri hak etmiş olmaları. Bütün organizasyonlar özel bir gayret, özel bir ihtimam, bir telaş gerektiriyor. Meslek hayatım boyunca sanıyorum yüzlerce benzer organizasyonda etkin rol almak durumunda olduğum için bu işlerin ne kadar özel bir özen gerektirdiğini çok iyi biliyorum. Öncelikle bu telaşın altından kalkan ve şu güzel ambiyansla bizleri bir araya getiren arkadaşlarımızın bu gayretleri kutlamayı hak ediyor ama asıl kutlama iki özel sebebe bendi. Birincisi elbette Turgut Reis Türk denizcilik tarihinin en önemli simalarından, Türk denizcilik tarihine damga vuran isimlerinden biri. Turgut Reis'in doğum yeri olan beldede Turgut Reis'in hatırasının dikkate alınarak anılması tek başına son derece saygıya ve takdire değer. Ancak daha da önemlisi Turgut Reis isminden yola çıkılarak onun aziz hatırasının da mutlak surette defalarca dile getirileceği bu toplantıda sadece Denizler Fatihi kahraman Turgut Reis hamasetinin dar çerçevesine takılmaksızın Turgut Reis başlangıç noktasından
yola çıkılarak denizlere, Türk denizciliğine, bugünün dünya Türkiye sorunlarına bakış açısının geliştirilmesinin yollarının aranması bu sempozyumda Turgut Reis'in anılıyor olmasından çok çok daha önemli. Ben asıl kutlamalarımı bu özel hassasiyetleri, dikkatleri ve gayretleri sebebiyle Turgut Reis Belediye Başkanlığımıza yöneltiyorum. Akdeniz belki milyonlarca yıldır bu coğrafyadaydı. Binlerce yıldır Akdeniz'in çevresinde insanlar yaşaya geldiler. Binlerce yıldır bu kıyılarda yaşayan insanların birbirleriyle ilişkileri oldu. Bu ilişkilerin doğal sonuçta olarak sorunlar yaşandı. 1500'lü yıllarda Akdeniz kıyılarında yaşayan insanların ilişki ve sorunlarına medeniyetimiz adına müdahale eden Turgut Reis'imiz, Turgut Reislerimiz vardı. O günün şartlarında, o günün gereklerince demek ki gereğini yerine getirdiler ki bugün adları hala anılıyor. Ama bugün yine bir medeniyet havzası olan Akdeniz'de yeni insan ilişkileri, yeni sorunlar, yeni ihtiyaçlar bizleri bekliyor. Akdeniz belki bir medeniyet havzası olmasına yaraşır. Aynı zamanda bir barış ve 21. yüzyılda bir barış ve huzur havzası olabilmek için yeni sorunlarına, yeni ihtiyaçlarına yepyeni bir bakış açısıyla el uzatacak, müdahale edecek yeni Turgut Reisleri özlüyor. İnanıyorum ki Turgut Reis, Amiral Turgut Reis'in sadece ismi bu beldede ve bu sempozyumda yaşanıyor. İnsanlar geçmişten geleceğe sadece isimlerini değil, biz fark etsek de fark etmesek de kendilerinden birer parçayı, ruhlarından, tahayyüllerinden, hedeflerinden bir parçayı da hatıra bırakıyorlar. Bugün Turgut Reis Beldesi'nde ve bu salonda, bu sempozyumda sadece Turgut Reis'in ismi değil, ben inanıyorum Turgut Reis'in ruhu da yaşıyor. Ve inanıyorum Akdeniz havzasında en kritik noktada bulunan Anadolu coğrafyası belki gene Turgut Reis'inden, belki Bodrum'undan, belki Antalya'sından, belki İstanbul'undan ama mutlaka bir köşesinden bu dünyaya yeni bir ses verebilecek Turgut Reis'leri bağrında barındırıyor. Yeter ki biz bu inanç, bu arayış, bu gayret içerisinde olalım. Turgut Reis'in tarihi kimliğini anarak geçmişe bakmak, Turgut Reis'in çağından bugüne gelip bugünü değerlendirmek, bugünden yola çıkarak yarına bakmak, biraz önce söylediğim gibi kutlamaya, şükrana değer bir çalışma olduğu gibi bizlerin tüm dünya insanlığı adına, Türk milleti olarak geleceğe çok daha güvenle bakmamızı sağlayan en önemli unsurlardan bir tanesi. Çünkü milletler ve devletler gerçek ve sürekli büyüklüklerini güncellik harcadıkları enerji, efor, gayret, koşturmaca aldıkları mesafeyle değil, aslında geçmişe dönük sağlıklı ve saygılı bir değerlendirme ve geleceğe ilişkin hedeflerini oluşturmak üzere tesis ettikleri öncelikle hareketten önce sağlam bir duruş ve dünyaya
nitelikli bir bakışla kazanılır. Bu anlamda alacağımız çok mesafe var ama Türkiye'nin Muğla vilayetinin Bodrum ilçesinin Turgut Reis beldesinde ki bu büyüklük içerisinde fiziken küçük bir belde olduğunu hepimiz kabul etmeliyiz. Bu küçük beldede sağlam duruşun, nitelikli bakışın çok önemli bir adımının işareti atılıyor. İşareti veriliyor, adımı atılıyor. Bu anlamda ben Turgut Reis beldemize çok çok teşekkür ediyorum. Sempozyumumuzun Kaymakam Bey'in benden önceki konuşmacılarında ifade ettiği üzere öncelikle Türk sonrasında dünya bilim dünyasına önemli katkılar sunmasını biliyorum. Bir özür borcumla bir beyanım olmak zorunda. Özellikle biraz sonra başlayacak oturum katılımcılarına, panelistlere ve oturum başkanımıza sonrasında da siz değerli dinleyicilere özrümü ifade ediyorum. Biraz önce zihin karışıklığıma da şahit oldunuz. Doğrusu mahcup da oldum. Bugün Muğla'da, Ortaca ilçemizde ve Fethiye ilçemizde yürütülecek farklı organizasyonlara da iştirak etmek üzere salondan sonuna kadar izlemeyi çok arzuladığım halde en geç saat 11.45 civarında ayrılmak durumundayım. Ayrılış zamanımı çok fazla panel akışını bozmayacak bir sırada sizleri rahatsız etmeden yapmak istediğim için kesin bir saat veremiyorum ama en geç 11.45-11.50 civarında aramızdan ayrılmak durumundayım. Dediğim gibi öncelikle panelistlerimizin ve oturum başkanımızın sonrasında sizlerin bu zorunluluktan kaynaklanan ayrılışı mazur göreceğinizi ümit ediyorum. Hepinize şimdiden tekrar çok çok teşekkür ederken hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.